Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kehf suresinin 83. ayet-i kerimesinde ki bir öncekinde girişten itibaren Ashab-ı Kehf'in kıssasını Cenab-ı Hak anlatmıştı. Akabinde bağ sahibi, bahçe sahibi, iki arkadaşın durumunu kıssa olarak ve o kıssadan hisse olarak Cenab-ı Hak anlatmıştı. Akabinde 60 ile 82. ayet-i kerimeler arasında Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın arkadaşlığı ve o olayda üç durum ile ve onların hikmetiyle kader cihetini Cenab-ı Hak nazara vermişti. Yani geminin delinmesi, çocuğun öldürülmesi ve yıkılmak üzere olan duvarın düzeltilmesi ve bunun kader ciheti ve buna karşı Hazreti Musa'nın aleyhisselam sabredemeyip akabinde de onların hikmetini Hazreti Hızır'ın Hazreti Musa'ya anlatması. Ve şu anda ise anlatılacak kıssa Zülkarneyn'in kıssası. Onunla ilgili 83. ayet-i kerimeden itibaren Rabbimiz Efendimiz'e sorulmuş olan Zülkarneyn'in durumu hakkında bize bilgi verecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yes'elûneke an zilkarneyn. Kul se'etlu aleykum minhu zikra. İnna mekkennâ lehu fil ardi ve âteynâhu min küllü şeyin sebeba. Fe etbe'a sebeba. Hatta İzâ belaga mağribeşşemsi ve cedaha tağrubu fi aynin hamie. Ve vecede indaha kavma. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنًا قَالْ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَاَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. Evet, 83 ve 90. ayet-i kerimeler arasında evvela şunu arz etmiş olayım. Allah peygamberler içerisinde Hazreti Süleyman aleyhisselam ile Zülkarneyn'e farklı olaraktan, diğer peygamberlerden farklı olaraktan hem nübüvvet vermiş hem kraliyet vermiş. Yani hem dünya hükümdarlığı, kraliyeti, güç ve kuvveti vermiş hem de manevi olaraktan peygamberliği vermiş. Diğer peygamberler öyle değil. Ama bu iki peygamber özellikle ve özellikle maddi güce de krallığa da sahip olan peygamberlerdendir. Evet, ayet-i kerimede 83'te mealen Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ben bunu hepsini teker teker de çıkarttım. Ve yes'elûneke ve yes'elûneke. Burada olduğu gibi. Şimdi Efendimiz'e ve yes'elûneke anissa'a. Ve yes'elûneke an zülkarneyn. Burada olduğu gibi. Ve yes'elûneke anil mahid. Gibi ve yes'elûneke anil ehille. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de etraftan kendisine müşrikler olsun vesaire sorulan sorular üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz senden ey Habibim sorarlar. Ona soruyorlar ve Rabbimiz da sana sorarlar şunun hakkında diyerekten onun hakkında akabinde Rabbimiz onun ile ilgili olan bilgiyi, Efendimiz'e sorulan bilgiyi böylece Cenab-ı Hak zikretmek suretiyle cevabını da vermiş oluyor. Onun için Kur'an'da böyle bu manada çokça onunla ilgili kendisi tem olan tespitler.com, 3W'dan sonra mehmetözçelik.com, orada Kur'an-ı Kerim bölümünde senden sorarlar diye ayet-i kerime hangi soruları Efendimiz'e sormuşlar, Rabbimiz hangilerinde cevap vermiş, onlar ile ilgili olmaktadır. Burada bir dipnot olaraktan Zülkarneyn ile alakalı kısa bir bilgi de arz edeyim. Kur'an bir üslup özelliği olarak olaylara, onlardan çıkarılacak hükümlere ve sonuçlara yoğunlaşır. Peygamberler hariç olayların kahramanları çok yere kapalı ve geri plandadır. Zikredilenler ise sadece ismen geçer, onların kimliklerini belirleyici
teferruata gidilmez. Zülkarneyn de bunlardan birisidir. Onun için bu konuda Zülkarneyn, ki inşallah ifade etmeye çalışacağım, tartışılan konulardan, çok sorulardan, yani farklı farklı görüş belirtilen hususlardan birisi Zülkarneyn olduğu içindir ki, orada Cenab-ı Hak onun ile ilgili çok detayına gitmez. Ama dediğim gibi özet olarak bir kraliyeti var, bir maddi bir gücü var. Zülkarneyn'in kim olduğuna dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. Tefsir kaynaklarında onun bir peygamber, Allah'tan ilham alan bir kimse, hikmet sahibi mümin ve salih bir kul olduğu yönünde çeşitli görüşler belirtilmiştir. Nitekim bir öncekinde de Hızır Aleyhisselam hakkında da mesela. Onda da çok detaylı olaraktan yok. Bazı ehl-i velayetin keşif yoluyla veyahut da müfessirlerin o konuda vakıf olmuş oldukları veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen, ki onları da ifade etmiştik, bilgiler doğrultusunda bazı bilgiler verilmiş. Biz de inşallah bunlardan öz ve özet, komprime hülasalar olaraktan bilgiler vermeye çalışacağız. Zülkarneyn'in Yemen krallarından Şah bin Rayiş, Himyerli Ebu Şemmar ve Makedonya kralı Büyük İskender olduğu iddia edilmiş. Bu konuda başka isimler de ileri sürülmüş. Zülkarneyn'in Makedonya kralı Büyük İskender olduğu görüşü tarihi gerçeklere aykırı görülmüştür şeklinde böyle genel bir bilgi Zülkarneyn ile ilgili, ki o bilgiyi de inşallah vermeye çalışacağız. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık. Yani güç kuvvet sahibi. Ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn, ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasında örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. Evet, böylece 90. ayet-i kerimeye kadar şöyle genel bir bakacak olursak, burada İmam-ı Suyuti'nin Esbab-ı Nüzul, Nüzul Sebepleri ayetlerin ile ilgili olaraktan eserinde bu konuyla ilgili olaraktan Katade'den bir rivayette Katade der ki, Yahudiler Zülkarneyn'i sordular da Allah bu ayeti indirdi. İkinci olaraktan yine sıhhati tespit edilmemiş olmakla birlikte Ukbe İbni Amir'den rivayetle şöyle bir hadis zikredilir. Ehli kitaptan bir grup ellerinde bazı sayfalar veya kitaplar olduğu halde bana geldiler ve zaten mesela bu sorulan sorulardan bazısında Efendimiz'i zora koymak, aa bir peygamber olduğu halde bak bunu hani sen peygamberim diyorsun bilmiyorsun gibi bazen öğrenmek, bazen zora sokmak amacıyla, bazen de onun gerçekten peygamber mi değil mi olduğunu sınamak amacıyla, ki daha önce de o manada geçmişti, uzunca zikretmiştik, bu amaçla sormuş oluyorlar. Evet, ehli kitap, ki bunun Yahudi olduğu ifade ediliyor, yanına girmemiz için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istediler. Resul-i Ekrem'in yanına girdim ve kendisiyle görüşmek üzere geldiklerini ve kapıda beklediklerini haber verdim. Bilmediğim bir şeyi bana sorduklarında onlara ne cevap vereceğim? Ben ancak bir kulum ve sadece Rabbimin bana öğrettiklerini bilirim buyurdular. Ki öyledir. Rabbimiz de öyle diyor. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنُ يُحَى O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heva ve heves, arzu, istek, keyfine göre konuşmaz. Ancak o kendisine ne vahyedilirse o vahyi söylemiş olur. Efendimiz vahye mahsardır. Rabbimiz neyi bildirirse o da onu bildirir. Çünkü o ümmidir. Ümmidir. Yani anasından doğduğu gibi. Yani okumuş değildir. Bir eğitim görmüş, bir muallimin dizinin dibine oturmuş, okumuş değildir. Onun ilk muallimi ve son muallimi Rabbimizdir. Sonra abdest almak için su istediler. Abdest alıp evlerinde namaz kıldığı bir köşeye çekilip iki rekat namaz kıldılar. Oradan ayrılıp bana doğru geldiklerinde
mübarek üzerinde bir sevinç görünüyordu. Git, onları ve kapta ashabımdan kim varsa onları da içeri al buyurdular. Ben onları içeri aldığımda onları görünce. Dilerseniz bana sorduğunuzun cevabını haber vereyim. Dilerseniz başka şeyler sorun, dilediğinizi yapın buyurdular. Ukbe İbni Amir'in bu anlattıklarına göre Zülkarneyn'i ilgili ayet-i kerimeler, Yahudilerin ya da onların akıl vermeleriyle Kureyş müşriklerin ruhu sormalarından önce bu olay üzerine nazil olmuştur. Nitekim yeselûneke anir ruh. Ruh hakkında da ey Habibim senden sorarlar diye onların sormuş oldukları o meselede de Efendimiz mesela yine ben size yarın haber vereceğim diyor. Mesela o konuda kendi bilgisini ön plana çıkartınca yarın oluyor gelmiyor. Ve neredeyse 15 gün kadar sonra geliyor. Sebebi ise inşallah demedi. Yani böylece ancak Cebrail'e ya Cebrail kardeşim niye gelmedin deyince biz melekler diyor Rabbimiz göndermezse vahiy vermezse biz getirmeyiz manasında. Böylece kendisinin de o konuda bir memur olduğunu Cebrail de dile getirmiş oluyor. Böylece bu önceki Hızır Aleyhisselam ile ilgili olan nüzul Kadı Beyzavi'de de aynı şekilde burada da zikredileceği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böylece bu Kadı Beyzavi'nin zikredilen hususları ve 83. ayetten itibaren hakikaten ben onu yıllarca önceden de yine ifade ettim. 60 ile 82. ayet-i kerime Kehf suresi hakikaten çok ibretli. Yani kaderi çok meseleleri açmış oluyor. Çünkü o ledünni ilme mazhardı Hızır Aleyhisselam. Başkalarının bilmediğini, Cenab-ı Hakk'ın nezdinde olanı biliyordu. Evet, demin de ifade ettiğimiz gibi Zülkarneyn, Faris, Rum hükümdarı İskender Rumi denilmiş. Ve Zülkarneyn, karn ifadesi. Buradaki karn sahibi, yani bu konuda da mesela doğu batı, doğunun ve batının sahibi olduğu ifade edilmiş. İki güç sahibi aynı zamanda şeklinde. Yine bu konuda tabii ki rivayetler çok olduğu içindir ki saçında iki örgü olduğundan böyle denilmiştir. Yani iki boynuz şeklinde manasında ifade ediyor. Tacında iki boynuz vardı. Ondan dolayı da Zülkarneyn, karın sahibi. Yani boynuz sahibi, doğunun ve batının sahibi, iki örgü sahibi şeklinde ifade edilmiş olmaktadır. Yani onun devrinde insanların iki neslinin ortadan kalkmasından dolayı da böyle denilmiş olduğu, doğu batının sahibi denilmiş olduğu da söylenmedi. Yani onun için tefsirlerde denildi manasında fiile şeklinde zayıf bazı görüşler de onun hakkında ifade edilmiş. Yine cesur insana koç denilmesi gibi şecaatından dolayı Zülkarneyn'e böyle bir lakap verilmesi de ihtimali nazara verilmiş olmaktadır. Evet, nüzulü ile ilgili olarak da Yahudilerin Efendimiz'e bu konuda sormuş olmalarından dolayı bu konuyu böylece Efendimizin Rabbisinden kendisine bildirileni böylece o Yahudilere bildirmiş oluyor. Evet, ayetinde geçen hamiye kelimesi çamurlu anlamına geldiği gibi sıcak anlamına da gelmiş olmaktadır. Mesela cehennem için kullanılmaktadır. Cehennemin suyu kafirler için içilecek o suyunun hamiye şeklinde ifade edilmesi de işte kaynar bir su şeklinde olduğu da ifade edilmiş olmaktadır. Onunla ilgili farklı olaraktan görüşler burada da aynı şekilde arz edilmiş olmaktadır. Zülkarneyn tabii o ifade edeceğiz. Yani kendi zamanında terörist insanlar, Yecüc ve Mecüc dediğimiz insanlar olduğu için onları da iman etmeyen, terör çıkartan, anarşistlik yapan insanları cezalandırma hususiyeti de söz konusu olmuş olmaktadır. Evet, bu Kadı Beyzavi'deki zikredilmiş olan ayet-i kerimeler ile ilgili izahatlar. Ve bunları teker teker tahliyle çalışacağımız sırada şunu görürüz ki 83'te alimlerin Zülkarneyn ile ilgili olaraktan burada bir sayfalık bir onların farklı görüşleri Hazreti Ali'ye Zülkarneyn'in kim olduğunu İbnül Kevva bir kral mı yoksa bir peygamber mi olduğunu sorduğunda Hazreti Ali o ne bir kral ne de bir peygamber idi. O sağ karnından yani alnının sağ tarafından Allah'a itaat yolunda vurulmuş ve böylece ölmüş. Daha sonra Allah Teala onu diriltmiş. Sonra bu sefer de sol karnından yani alnının sol tarafından vurulup ölmüş. Derken Allah onu tekrar diriltmiştir. O böyle salih bir kuldur. İşte
İşte bundan dolayı o Zülkarneyn adını almış ve o mülke sahip olmuş denilmiştir. Yani farklı rivayetler o konuda zikredilen, yani tam bir Kur'an tarafından net bilgi verilmediği içindir ki ister istemez farklı farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş oluyor. Yine ikinci olarak onun hayatı boyunca iki karn yani nesil insan gelip geçtiği için Zülkarneyn iki karın sahibi adını almış iki nesil. Yine onun başının iki yanı bakırdan olduğu için bu adı aldığı söylenmiş. Onun başında iki boynuza benzer iki şey aldığı için, tacının iki boynuzu olduğu için, yine Efendimiz'den o dünyanın iki karnını yani doğusunu ve batısını dolaştığı için bu adı aldığı rivayet edilmiş. Onun iki karnı iki saç örüyor olduğu için bu adı almış. Allah Teala hem nuru hem zulmeti yani karanlığı ve ışığı onun emrine vermiş. Bundan dolayı o yürüdüğünde ışık önünden onun gideceği yere iletir, karanlık da arkasından uzağa giderdi denilmiş. Yani bunlar farklı farklı rivayetler. Akranlarını adeta boynuzlayıp yendiği için cesur insanlara koç denildiği gibi Zülkarneyn de cesaretinden ötürü bu lakabı aldığı söylenmiş. O rüyasında kendisinin feleklere, yıldızlara tırmandığını ve güneşin tarafından karnından tutunduğunu görmüştü. Bu sebeple adını almış. Nura ve zulmete girdiği için bu adı almış. Böylece dördüncü bir görüş olaraktan Zülkarneyn meliklerden bir melektir. Yani bir güç sahibi kral. Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer bir adamın ya Zülkarneyn dediğini işitti ve şöyle dedi. Affet Allah'ım. Demek siz peygamberlerin isimlerini koymaktan hoşlanmıyorsunuz da meliklerin isimlerini isim olarak koyuyorsunuz ha. İşte bu konuda söylenenlerin hepsi bunlardır şeklinde. Böylece farklı farklı rivayetler Zülkarneyn'e Zülkarneyn isminin verilmesi konusunda farklı görüşler ortaya konulmuş olmaktadır. Zülkarneyn ile ilgili yazılmış olan bir eseri burada da sizlere arz edeyim dedim. Bu konuda Zülkarneyn kıssası, tefsir bilginlerinin bu konudaki görüşleri, Yahudilerin ulusal hayalleri ve kurtarıcı beklentileri, yine burada farklı farklı bu şekildeki yapılmış bir çalışma, Kur'an ve tarihte Kudüs şeklinde, böylece onunla ilgili yapılmış görüşleri burada Zülkarneyn ile alakalı olaraktan bilgi sadedinde arz etmiş olduk. Yine Zülkarneyn ile ilgili karın kelimesinin manası, Kur'an-ı Kerim'de de yine birkaç şekilde, her biriyle ilgili birkaç ayette burada var. Nesil manasına, arkadaş manasına, bağlamak ve bitiştirmek manasına, dediğim gibi birkaç ayet var her biriyle ilgili. Yine Karun'a da Hazreti Musa'ya olan yakınlığı sebebiyle Karun denmiştir. Karun kökünden gelmek suretiyle. Bu ifadede, çünkü onun akrabasıydı Karun. Kendisine innema utitu ala ilm, fakir olduğu halde bütün bunlar bana zenginlikler, kendi bilgim neticesinde verilmiş. Bundan dolayı Cenab-ı Hak ve hasefna bihi ve bidari. Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık buyurmuştur. Demek Kur'an'da böylece bu farklı dört manaya karın kelimesi, Zülkarneyn'deki karın kelimesi bu manalara gelmiş olmaktadır. Baktığımız zaman bu konuda hakikaten ben de çok araştırdım o konuda fakat en isabetli olaraktan Bediüzzaman Hazretleri farklı görüşleri sedderekten aynı zamanda doğru olan görüşü de nazara vermekte. Ve bu konuda kendisine sorulan ikinci sualiniz, Seddi Zülkarneyn nerededir? Ye'cüc Me'cüc kimlerdir? Çünkü onlarla alakalı olduğu için. Ona dair Bediüzzaman Hazretleri'nin burada Lem'alar adlı eserin 108. sayfasında onunla ilgili bir bilgi vermekte. Yine bu konuda Bediüzzaman Hazretleri yazmış olduğu eserinde Lem'alar adlı eserin gene devamında 108-110. Eserinde onunla ilgili yine bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin yine eserlerinde bu konuyla ilgili olaraktan özellikle ve özellikle Muhkemat, biraz ağırdır ama Muhakemat adlı eserinde bu konuyla ilgili genişçe, biraz ağır olsa da tefekkür edilerek, tezekkür edilerek genişçe bilgi edilmek suretiyle öğrenilebilecek bir durumdur. Onun tabii ki o dördüncü meseleyle ilgili olaraktan şey yaptığında müeyyed min indillah bir şahıstır. Yani kısacası Allah tarafından güçlendirilmiş, takviye edilmiş, güç verilmiş bir şahsiyet olduğu konusunda genel bir bilgi verilmektedir. Yecüc Mecüc dediğimiz terörist olan, anarşist olan insanları cezalandırmış, onları engellemiştir, set yapmıştır aynı şekilde. Ve bu dördüncü meselede de onlar ile ilgili Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat adlı eserinde de genişçe bir bilgi verilmektedir. Buradan okunup geniş bir şekilde
tefekkür edilip tezekkür edilerekten bu konuda bilgi alınabilir. Onunla ilgili burada 5 sayfalık bir notu arz etmiş oldum. Evet, yine bu konuda Zülkarneyn kimdir şeklinde yine, yani tefsirlerde çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce, şimdiye kadar 350 bine yakın tefsir yazılmış. Tabii farklı farklı görüşler olduğu içindir ki çok farklı görüşler ister istemez kendisini göstermekte. İşte burada da 7 sayfada Zülkarneyn kimdir şeklinde onunla alakalı olaraktan bu notları, 7 sayfalık bu notu burada zikretmiş oldum. Geniş zaman içerisinde bunlara arzu eden araştırıcılar geniş bakabilir. Zülkarneyn hakkında Ebul Kelam Azad'ın, ki demin onu mesela size kitabını, çalışmalarını göstermiş idim o konuda. Burada da 7 sayfa olarak da Zülkarneyn ile ilgili bilgi verilmiş olmaktadır. Yine bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinden ben Risale-i Nur Külliyatı'ndan Veciz Sözler adlı eserimde de 6000 sayfalık risalede genel olaraktan konuları orada ayrı ayrı A'dan Z'ye kadar başlık çıkarttım. Zülkarneyn ile ilgili olaraktan demin de onu gösterdim. Zülkarneyn nerededir şeklinde. Burada da bir sayfalık bir not farklı eserlerden, deminki lemalardan olduğu gibi Kastamonu layıkasından, muhakemattan. İşte ki muhakemattaki özetle şuydu. Uzunca da orada da var ama kısaca. Müeyyed min indillah bir şahıstır. Onun irşat ve tertibiyle iki dağ arasında bir set bina edilmiştir. Zalimlerin ve bedevilerin def-i fesatları için o seddi yapmış oluyor Zülkarneyn. Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'ani'nin tezelzülüyle de Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Bediüzzaman Hazretleri bununla alakalı şu isabetli tespiti yapıyor Kur'an. Kıyametin 10 tane büyük alametinden biri de Yecüc Mecüc. Onu çok farklı ifade etseler de Bediüzzaman Hazretleri onları teröristler ve anarşistler olarak ifade ediyor. Ki ayetteki manası da o zaten. İnne Yecüc ve Mecüc müfsidûne fil ard. O Yecüc ve Mecüc ki yeryüzünü fesada ve karışıklığa verirler. Yani terör estirirler. İşte onunla ilgili çok mesela rivayetler var. İşte o Seddi Zülkarneyn'in tahrip edilmesiyle ahir zamanda o Yecüc Mecüc'ün çıkacağı şeklinde. Uzun o konuda epey ifade olduğu için hatta o seddi yalaya yalaya kısa boylu insanlar olduğu ifade ediliyor. Yani genel ifadeyle terörist tipli insanların ahir zamanda tekrar ortaya çıkacağı ile ilgili ve geniş bilgiler de var. Ama Bediüzzaman Hazretleri teröristlerle onları böylece o Zülkarneyn'in yapmış olduğu seddin arkasındaki teröristleri onunla ifade ediyor. Yine bu konuda evet Seddi Zülkarneyn'in külliyetinden bir ferdi olan, yani çok manalar zikredilebilir bir ferdi. Seddi Çin'i, Çin Seddi'ni binler sene yaşadığı halde daha meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin sayfasında yazılan mücessem cisim halinde, mütehaccir taşlaşmış, manidar tarihi kadimden, eski tarihten uzun bir satır olarak okunuyor. Onun için burada da diğer eserlerinden almış olduğum Zülkarneyn ile ilgili bilgi bu ayet ile alakalı olaraktan bulabilirsiniz. Oradan genişçe okunabilir. Yine Zülkarneyn ile ilgili olaraktan bu Kehf 83'te, aynı zamanda 86'da ve 94'te ki demin dediğim gibi Yecüc ve Mecüc özellikleri, bu üç yerde Zülkarneyn ifadesi zikredilmiş olmaktadır. Evet, yine 83. ayette Zülkarneyn'in kimliği konusunda soru ve cevap zımnında yapılmış bir burada 4 sayfalık bir çalışma var. Onunla ilgili burada faydalanılabilir. Ama özetle ben onu zaten ifade etmiş olduğum güç ve kudret sahibi. Kendi zamanında ki terörist olan insanlar var. Onları engellemiş oluyor. Güç ve kuvvet ile aynı Süleyman Aleyhisselam gibi insanları bir derece kontrol etmiş oluyor. Adaleti tesis etmiş oluyor. Onunla ilgili burada 4 sayfa olaraktan soru cevap zımnında zikredilmiş olmaktadır. Zülkarneyn'e ilgili olaraktan. Ve onun hikayesiyle ilgili olaraktan bir not burada aldım, onu da sizlere arz edeyim. Hikaye olundu. Zülkarneyn dünyadan el ve etek çeken bir kavme uğradı. Dünyayı terk etmişlerdi. Ölülerinin mezarlarını evlerinin kapılarının önünde kazmışlardı. Yiyecek olarak da topraktan biten yeşillikler ile kanaat ediyorlardı. Hep taat ve ibadetle meşgul idiler.
Zülkarneyn onların meliklerini, idarecilerini yanına davet etmek üzere haber gönderdi onların melikleri. Benim Zülkarneyn'in sohbetine ihtiyacım yoktur dedi. Bunun üzerine Zülkarneyn onun yanına geldi. Zülkarneyn onların meliklerini çok fakir bir halde görünce sordu. Sizin yanınızda neden altın ve gümüş çok az bulunmaktadır? O, bizim aramızda dünyayı isteyen hiç kimse yok. Dünya bizden hiç kimseyi doyurmaz. Biz ölümü unutmayalım diye mezarlarımızı her zaman görebileceğimiz bir yere, evlerimizin kapılarının önünde kazmaktayız dedi. Sonra melikleri bir insan başı çıkarttı. Bu vatandaşlarına zulüm eden krallardan bir kralın başıdır. Dünyanın odunlarını topluyordu. Yani altın ve gümüşlerini topluyordu. Allah onun ruhunu kapsetti. Üzerinde kötülükleri ve günahları kaldı dedi. Sonra melik ayrı bir insan başı daha çıkarttı yine dedi. Bu adil bir kralın başıdır. Vatandaşlarına karşı adaletli ve müşfikti. Zamanı gelince Allah onun ruhunu aldı. Onu cennetine koydu. Onun derecelerini yükseltti. Melik daha sonra elini Zülkarneyn'in başının üzerine koydu ve şöyle dedi. Senin başın bu iki kafadan hangisidir? Zülkarneyn ağlamaya başladı. Ve Zülkarneyn Melik'e şu teklifte bulundu. Eğer benimle sohbet etmek istersen memleketimin yarısını sana veririm. Vezirlik işlerimi sana havale ederim dedi. Melik, heyhat benden uzak olun dedi. Zülkarneyn sordu. Niçin Melik? Çünkü senin mülk, saltanat, memleket ve malından dolayı bütün insanlar sana düşmandırlar. Ama kanaatimden dolayı hepsi bana dostturlar dedi. Sa'di buyurdu Sa'di Şirazi Bosna ve Gürcistan adlı eserinde. Kanaat köşesinde yamalı elbiseyle oturmak, mana ehlinin katında 100 hazineden daha iyidir. Evet, yani hakikaten Zülkarneyn tabii Cenab-ı Hak özellikle Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn'i maddi yönden de melik kılmasındaki sebep mesela şunu ifade ediyor. Onların kalplerinde bir kibir yoktu diyor. Çünkü o durum aslında insanı kibire götürür. Fakat özellikle bu iki tane peygamberin ve kralın da aynı zamanda bu kadar zenginliğe ulaşmasındaki sebep Cenab-ı Hak onların kalplerinde kibir yoktu diyor. Yani kendisini bir beğenmişlik, o zenginlikten dolayı bir gurura kapılma gibi bir duruma sahip değillerdi. Demek ki ondan dolayı onlar farklı olarak. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. El-fakru fahri. Allah karşı fakirliğimi hissetmek benim için iftihar vesilesidir. Tabii buradaki önemli olan fakirlik, yani fakir olmak o da ayrı bir konu da. Yani burada önemli olan gurura kapılmamak. Demin söylediğim gibi Karun gibi. O zenginliğinden Allah kendisini fakirken zengin kılıyor. Ama tutuyor. İnnemâ utîtu alâ ilmin. Bütün bunlar bana kendi ilmimden, becerimden, gayretimden, çabamdan dolayı verilmiştir. Peki bunu kendisinden biliyor. Mesele onun Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilmek. İşte öyle olunca ve hasefnâ bihi ve bidâri. Ama bir gün önce oradan geçen insanlar diyorlar ki keşke biz de bunun gibi olsaydık. Karun'un durumuna özeniyor. Ama bir gün sonra yerin dibine batmış olduğunu görünce hazineleriyle, malıyla, sarayıyla birlikte vay biz meğer neyi istemişiz? Helaketi istemişiz diyorlar. Onun için insan tabii elbette ki el yedül ulya hayrun min yedü süfla. Veren el, alan elden elbette üstündür. Allah zengine İslam'ın 5 şartını, fakire 3 şartını soracak. Yani böylece zengin tabii ki kıymetle eğer vermişse ve zekatının ve hac ibadetinin farklı sevabını da elbette alacak. Ama imtihan da ağır. Yapamayan insan da az değil. Ayette sebeba ifadesi geçmişti. Kendisiyle hurma ağacına çıkılan ipe de denilmiş. Burada eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler. Yani Türkçe'de kullanılmış sebep manasında. Bu sebep şu nevi ifadelere süllem yani merdiven. Kavramsal açıdan da buna da işaret edilmektedir. Burada sebep kelimesi bu çıkılacak şey manasına da gelmiş olmakla birlikte bununla ilgili iki sayfalık bir notu burada zikretmiş olmaktayız ve diğer ayetlerde geçen ifadeler. Evet ve 85. ayet-i kerimede yine sebebin çoğulu olaraktan esbab ifadesi bu da Kur'an-ı Kerim'de 4 şekilde tefsir edilir. Kapılar manasında ki her biriyle ilgili birkaç ayet var. Menziller manasında ki esbabın tekilidir sebep. Yani sebepler manasında kullanılmış olmaktadır. Yani Zülkarneyn'e her şeyin sebebini yani bilgisini, ilmini şeklinde tarzında kullanılmış olmaktadır. Yine sebep demin de ifade ettiğimiz gibi habl. Yani ip manasında da kullanılmış. Bu 4 şekilde Kur'an-ı Kerim'de sebebin, esbabın kullanılmış olduğunu
görmekteyiz. Evet, 86. ayet-i kerimede çamurlu bir şey yere Zülkarneyn'in geldiği ifade etmişti. Yani Zülkarneyn güneşi hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurur ettiğini görmüş. Yine kendimin hazırlamış olduğum Veciz Sözler adlı eserimde Bediüzzaman'ın orada çamur ile ilgili bir sayfalık bir notu çıkarttım. Burada Zülkarneyn'in bu meselesi, yani Zülkarneyn'in mağrib tarafına seyahati şiddet hararet zamanında, sıcaklık zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin grup avanına, batma anına ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekte bu ayet. Afrika'nın tamam istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder. Bahri Muhit-i Garbiye, çamurlu bir çeşme tabiri, Zülkarneyn'e nispeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş. Yani oradaki demek ki bir farklı görüşünü ifade etmiş olmaktadır. Evet. Ve 86. yine Bediüzzaman Hazretleri bu hatta İzabela ayetini demin de ifade ettiğim gibi Seddi Zülkarneyn nerededir? Bu manada sorulan bir soru zımnı içerisinde bunu Lem'alar adlı demin de dediğimiz gibi 107 ve 108'de ve 110'a kadarki sayfalarda da bu konu hakkında bilgi vermektedir. Oraya da bakılabilir. Evet. Ve 88 cezeye ifadesi yetinmek ve yeterli manasına onun için onların en güzeli vardır şeklinde bu cezeye kelimesinin bir babanın çocuğunun yerine ceza görmeyeceği, bir çocuğun da babasının yerine ceza görmeyeceği, ceza, cezeye kelimesinden kökünden ceza içinde karşılık olarak yeterli olan şeyi taşıyan nesnedir. Böyle cezeye, ceza kelimesinin böylece gelmiş olduğu manalar ve onunla ilgili ayetler zikredilmiş olmaktadır bu bir sayfa içerisinde. Evet. Ve 89. ayet-i kerimede tebaa ifadesi bir kişinin izinde gitmek yani tabi olmak, peşinden gitmek manasına anlamını taşır. Bu bazen bizzat bedenle izlemeyi, bazen de onu örnek almayı, lider edinmeyi de ifade etmektedir. Mesela Musa ona Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Demek ki peşinden gitmek tabi olmak. Tabi. Tabi olunadan metbu denilmiş oluyor. Tabi olunan arkasından yine bir sebebe sarılarak yola koyuldu. O Zülkarneyn'in durumunu izah sadedinde de onunla ilgili burada da iki sayfalık ve diğer ayetlerde geçmiş olan ifade burada verilmektedir. Ve böylece 83. ayet-i kerime ile 90. ayet-i kerimeye kadar olan kısmı bu şekilde ifade etmeye çalıştık. Bununla ilgili İbn-i Acurri'nin gramer yönüyle yani sarf ve nahiv cihetiyle yapmış olduğu tahlile bakacak olursak 83'te وَيَسْأَلُونِكَ مُسْتَنِفَدِرْ İbtidaiye ve başlangıç cümlesi. Minhu ifadesi ise bu da zikrenden mef'ul olan zikrenden hal olmak üzere ona müteallıktır. 84'te şu her ikisi de car ve mecrur olmuş olmaktadır. Lehu ile fil ardı. Aynı zamanda bu her ikisi de fiile müteallıktır. Min külli yine bu da aynı şekilde car ve mecrur olmuş olup sebebenden hal olmak üzere ona müteallıktır. 85'te ise fe etba'a cümlesi bu da inna mekkenna cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Ona atfedilmekte. Yine 86'da cümle şart cümlesi olup müstenifedir. Vecedaha ifadesi de şartın cevabıdır. İndaha zarf olmuş olup bu da vecede fiiline müteallıktır. Kulla ifadesi müstenifedir. İmma en tuazzibe ifadesi harfi tahirdir. Yani muhayyer bırakmış, seçme. Ya böyle ya şöyle manasını imma ya manasında muhayyerlik bildiren bir harftir. Mastar-ı müevvel ve mef'ulün bihtir. Ki ihtar, ihtir şeklinde yani muhayyer olaraktan seç manasında seçmeyi ifade etmiş olmaktadır. İmma tozibike lehum ve imma ittihazeke şeklinde böyle bir muhayyerlik durumunu manasını vermektedir. İkinci mastar olmuş olup birincisine matuftur. Yine tettahizu ve hüsnen bu her ikisi de mef'ul olmuş olup aynı zamanda bu fihim carrına da müteallik olmakta, onunla alakalı bağlantılı olmaktadır. 87'de men buradaki men mevsul ve mübtedadır. Yine fesef ve nuazibudaki fa ifadesi ise bu da şartın cevabına irtibatlıdır, rabıtalıdır, bağlantılıdır. Sef ve nuazibu cümlesi ise
Men mübdedasının haberidir. Azaben naibi mef'ulü mutlaktır ki, çünkü o mastar ismi, isme mastardır. Mastar da nedir? Taziptir. 88'de ise salihen mef'ulün bihtir. Felehu cezaenil hüsna ifadesindeki fa, rabıtadır, irtibat içindir, bağlantı kurmak amacıyladır. Car ve mecrur olmuş olup habere müteallıktır. Cezaen ifadesi mef'ulü mutlaktır. Aynı zamanda mahsul hasfedilmiş olan amilin mef'ulü mutlakıdır ki takdiri şu şekilde olur. Yeczi cezaen şeklinde. Hüsna muahhar mübdedadır, yani tehir edilmiş mübdedadır. Yusren ifadesi mef'ulün bihtir. Min emrina car ve mecrur olmuş olup yusrenden hal olmak üzere ona müteallıktır. 89'da ise thümme etba'a cümlesi, bu da 85. ayete naziri olaraktan ona matuf olmuş olmaktadır. 90. ayet ise cümle şart cümlesi olup müstenifedir, hatta iptidaiyedir. Çünkü bazen intihayı bildirir. Ekeltü semekete hatta ilare esiha cümlesinde olduğu gibi. Yani balığı yedim nereye kadar? Başına kadar. Orada intihayı, burada ise iptidaiyi, başlangıcı bildirmiş oluyor. Lehüm car ve mecrur olmuş olup, aynı zamanda mukadder olan ikinci mef'ule müteallektir. Min duniha ifadesi car ve mecrur olmuş olup, bu da sitrenden, buradaki sitrenden hal olmak üzere ona müteallik olmuş olmaktadır. 90. ayet kerimeye kadar olan kısım. Evet. Ve 91'de Bismillahirrahmanirrahim. Kedalike vakat ahatna bima ledeyi hubra. Thümme etba'a sebeba. Hatta iza belaga beyne seddeyni vecede min dunihima kavma. La yekâdûne yefkahûne kavla. Kâlu. Ya zel karreyni inne ye'cuce ve me'cuce müfsidûne fil ard. Fehel nec'alu leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehum sedda. Kâle. Ma mekkenni fihi rabbi hayrun fe e'inûni bi kuvvetin ec'al beynekum ve beynehum aradma. Evet, 91-95. ayet mealen işte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramızda bir engel yapmak karşılığında sana bir vergi verelim be. Burada da nottan da arz edeceğim. Yani onun için Bediüzzaman demin Zülkarneyn ile bu zamanımızdaki Yecüc Mecüc arasında mana kurmasındaki hakikat şudur. Hakikaten kıyametin dediğim gibi 10 tane büyük meselesinden birisi de Yecüc Mecüc. Ve bu zamanda terör olayı artık organizedir. Artık devletler arası bir kurumdur. Artık yani nasıl ki devletler herhangi bir işini müteahhide verirler, bu konuda kim daha uygun fiyat biçerse ona verirler. Terör de dünyada aynı şekilde. Artık bir sektör haline gelmiş. Terör, terörizm, teröristlik bir sektör haline gelmiş. Parayı veren teröristi tutuyor. Bugün Amerika'sından İsrail'ine, Baes'inden Arabistan'ına, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Arabistan'ına, Mısır'ına kadar adam parayı veriyor, teröristi tutuyor. Bir sektör haline gelmiş. Onun için bu zamanımızın, ki Türkiye'de mesela PKK durumunun olmuş olması, yarım asırlık sıkıntı, İşte onun için ben bununla ilgili çok yazılar yazdım. Yani bir insan şunu diyebilir. Yani terörü işleyen herkes böylece o Yecüc Mecüc kapsamı içerisine girer. İster adı olsun, ister şahıs olsun, ister devlet bazında olmuş olsun. Terör içerisinde bulunan herkes Yecüc Mecüc kapsamı içerisine girer. İşte bunun en bariz başlangıcı birincisi Zülkarneyn döneminde olmuş oluyor. Burada bir not verilmiş, Yecüc Mecüc. Kur'an-ı Kerim'de Yecüc Mecüc'ün kimler olduğuna, ne zaman ve nerede yaşadıklarına dair bilgi yer almamakta. Efendimiz'den bazı rivayetler Yecüc Mecüc ile ilgili bilgiler verilmekte. Ki zaten ayette müfsidûne fil ard diyor. Yeryüzünde fesat çıkartırlar. Ve buna ilk olaraktan Bediüzzaman Hazretleri anarşi, terör ve terörist ismini, damgasını, mührünü basmış oluyor. Artık onlar bu simgeyle, bu amblem de simgelenmekte. Bitti. Yani Yecüc Mecüc kimdir? Teröristtir. Terör içerisinde olan hepsi aynı kategoriye girer. Bununla alakalı yine Enbiya suresi 96. ayet-i kerimede bakılabilir. Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret, sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır.
Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi. Ve böylece ilk Set olayını da Zülkarneyn böylece yapmış oluyor. Nasıl yaptığını, ne şekilde olduğunu hemen bir sonraki ayet-i kerimelerde de nazara vermiş olmaktadır. Bununla ilgili yine şöyle genel bir bakacak olursak, Zülkarneyn'de Kadı Beyzavi'de bununla ilgili bundan muradında iki set arasına ulaştığında şeklinde, bundan muradı Ermeni ve Azerbaycan dağları arasında kurulan set olduğu, kuzey yine denildi ki kuzey bölgesinin sonlarında Türk diyarında iki yüksek dağdır. Bu dağların arasında Yecüc Mecüc vardır. Bunların dillerinin garabeti ve akıllarının kıtlığından neredeyse hiç söz anlamaz bir topluluk olduğu şeklinde rivayetler var. Demek ki onlar fesat çıkartacaklar. Bunu tercümanlara aracıyla söylediler. Yecüc Mecüc Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'in evladından iki kabile olduğu ifade ediliyor. Denildi ki Yecüc Türklerdendir, Mecüc ise dağ kabilelerindendir. Bunlar Arapça asıllı olmayan iki isim denildi. İki kabile öldürerek, tahrip ederek, mahsulümüzü telef ederek bizim diyarımızda ortalığı karıştırıyorlar. Denildi ki bunlar bahar geldiğinde ortaya çıkıp yeşil ne varsa yiyorlar, kuru ne varsa yüklenip götürüyorlardı. Hatta denildi ki insanları da yiyorlardı. Demek ki yani insan yiyen kavimde, terör estiren her kavimde bu Yecüc ve Mecüc kapsama alanı içerisine girer. İlla falan ırktan filan ama bu rivayetler var. Yani onun için bu kategoriye, şablona uymuş olan hepsi o Yecüc Mecüc içerisinde değerlendirilebilir. Yani bir vergi onlardan alma durumu söz konusu. Evet. Dedi ki Rabbim bana verdikleri daha hayırlıdır. Sizinle onlar arasına bir set engel yapayım. Yani bir duvar örme gibi. Bir duvar örme. Yani devletlerin sınırı arasında yapılan veya aynen Çin Seddi mesela orada onlar da teröre karşı bunu yapmış oluyorlar. Veya şu anda diyelim ki Türkiye ile Suriye arasında Irak arasına diyelim ki çekilmiş olan duvarlar gibi bu manasında terörü engellemek, terörün geçişini engellemek amacıyla yapılmış olan setleri ifade etmiş olmaktadır. Evet, bu kıyametin alametlerindendir. Bununla ilgili ben bir yazı yazdım. Yani bu özetlediğim manaları da aynı zamanda ifade etmiş oldum. Yani terörün başlangıcını çekmiş olan Cengiz Hülagu'dan tut da Lenin, Mao gibi, Hitler gibi, Bush gibi, Türkiye'deki bir asırlık tek şef durumu gibi, bin yıllık birikimlerin ortadan kaldırılmasına sebep olan, ondan sonra Saddam, mübarek, ne kadar mübarekse, Hafız Esad, Kaddafi gibi kimseler bu kategori içerisine girebilirler. Komünizm gibi inançlılık sistemi bunların başında gelebilir. Ve bununla ilgili yine tefsirlerden çıkartmış olduğum notları da burada bir makale olarak, bir yazı olaraktan, 4 sayfalık bir yazı olaraktan bunu not olaraktan aldım. Buradan bakılıp istifade edilebilir. Yani hakikaten bunlar seçilmiş özel olaraktan onlarca yüzlerce eserlerden alınmış notlardır. Bunu da 2011 yılında yazmış idim. Ve aynı zamanda mesela aslında bunu yazarken de sıkılarak yazdım da yani iğrenç, mide bulandırıcı bir şekilde. Mesela bebek yiyen cinniler, vahşet, dehşet dolu görüntüler. Mesela Çin'de aynı şekilde cenin yiyor adam. 2 tane çocuk yasak. Ve en pahalı yiyecekler cenin olayı. Ve bugün de mesela koronanın oradan yayılması ve ikinci bir sari hastalığın yine oradan yayılmış olması, Çin bu konuda nazarları kendisine çevirmiş oluyor. Yani kısa boylu insanlar denilmesi o Yecüc Mecüc'ün, yani nazarları Çin'e doğru çevirmiş olmaktadır. Bu sari illetin çıkmış olmasıyla beraber. Ve burada hep ben genişçe anlatmışım 4 sayfa olaraktan kıyametin alametleri başlığında. Hakikaten yani sadece bu konu üzerinde uzunca mübalağa etmiyorum. Uzunca saatlerce durulabilir. Saatlerce bu mesele anlatılabilir. Onun için geniş bilgiyi ben sizlere geniş zamanda bakarak, okuyaraktan bu konu hakkında bilgi edineceğinizi, ışık tutacağını en azından rahatlıkla söyleyebilirim. Burada Tayvan ve Çin'de yemek diye yedikleri şey daha doğmadan ölen cenin veya kürtaj ile alınan 4-5 aylık bebekler. Hastanelerden 50-70 dolar karşılığında alıyorlar. Onunla ilgili o dipnotu. Yani iğrenç bir durum. Bakıldığı zaman hakikaten 2011 yılında yazdım. Yani mide bulandırarak. Evet, siz midenizde bulandırdıysak en azından bilgi verdim. Araştırmak isteyenler oraya bakabilir.
Sed diye Yecüc Mecüc, sed dağ, engel manasına gelmiş oluyor. Demin dediğim gibi Nuh'un Yafes adlı oğullarından iki kabile şeklinde ve bununla ilgili de iki sayfalık bir notu yine burada sizlere arz etmiş oluyorum. Almış olduğu muhtelif kaynaklarda, dediğim gibi yani ona yakın Arapça, onlarca Türkçe, yüzlerce farklı Kur'an-ı Kerim üzerine yazılmış olan eserlerden ben bunları inşallah hülasalandırmaya çalıştım, onlardan çıkarttım. Fesat kelimesi ifsat etmek, bozmak manasına gelip Kur'an-ı Kerim'de de altı şekilde tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Birincisi masiyet, isyan ve itaatsizlik. İkincisi helak. Üçüncüsü yağmur ve bitki, ekin kıtlığı. Dördüncüsü öldürmek. Beşincisi bizzati fesat, yıkmak, tahrip etmek. Ve altıncısı sihir, büyü, sihirbaz ve büyücü manalarına altı farklı her biriyle ilgili birkaç ayet var. Bu da bununla ilgili kaynakları sizlere arz etmiş olmaktayım. Evet, yine 94. ayet-i kerimede arz kelimesi geçmiştir. Kur'an'da sürekli arz ve sema, yer ve gök ifadesi geçer. Ama arz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 7 farklı şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Cennet arzı, Şam'daki arzı mukaddes, Medine arzı toprakları, Mekke arzı toprakları, Mısır arzı toprakları şeklinde 5 farklı şekilde burada. Bir de 6. ki burada onunla ilgiliydi bu 94. ayette. Müslümanların toprakları, bir de 7. olarak yeryüzünün tümü kastedilmiş olmaktadır. Arz kelimesiyle ilgili ve bunlar da ayeti kerimeler olarak zikredilmiş olmaktadır. Evet ve yine 94. ayetin tefsirinde Yecüc ve Mecüc ile ilgili bu konuda yine diğer ayetler ile olan bağlantısı, bunun ile ilgili demin söylediğim gibi kıyametin 10 tane büyük alametlerinden, benim ilahiyatı bitirme tezim 84'te bu idi. Yani kıyametin alametleri aynı zamanda. Onunla ilgili çok sohbetle, televizyonlarda sohbetle yaptım. Onunla ilgili çektiğim videolar da var. O konuda yine dediğim gibi sitemden ulaşabilirsiniz. Tespitler.com, mehmetözcelik.com. Oralardan birçok yerden de ulaşabilirsiniz. YouTube'ye de oradan yönlendirmiş oluyor. Burada da iki sayfa olarak da bununla ilgili ansiklopedik bilgi çıkartmış oldum. Yecüc ve Mecüc ile alakalı olaraktan. Evet ve yine 90'da anarşi, işte Bediüzzaman Hazretleri'nin yine hazırlamış olduğum o Veciz Sözler adlı eserinde tüm Risale-i Nur külliyatından anarşi ve onu dediğimiz gibi tamamen Yecüc ve Mecüc'le o Vesedd-i Zülkarneyn ile bağlantılı olaraktan zikretmiş oluyor. Anarşi nedir? Onunla ilgili Risale-i Nur külliyatından iki sayfalık olaraktan çıkartmış olduğum özlü sözler. Yani sadece kısa ve öz ifade ve Yecüc ve Mecüc ne demektir? Onunla ilgili olaraktan böylece iki sayfalık bir notu burada sizlere arz etmiş oldum. Evet ve bu konuda 95. ayet-i kerimede ise kuvvet ifadesi geçmişti. Kuvvet de yine Kur'an-ı Kerim'de 5 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Adet ve sayı manasında kullanılır. Çalışkanlık, gayret, ciddiyet ile devam etmek manasında. Şiddetle yakalamak, yakalaması şiddetli, çetin anlamında. Ve her biriyle ilgili dediğimiz gibi birkaç ayet-i kerimede bulunmuş olmakta. Bu şekilde yani kim kuvvetlidir? Güç, kuvvet, yakalama manasında, kuvvetle tutma manasında, ziyadelik manasında zikredilmiş olmaktadır. Evet, böylece 95'e kadarki olan ayet-i kerimelerin genel olaraktan gramer tahliline bakacak olursak 91'de kezalike ifadesindeki kaf cer harfidir. Yani sonunu esre kılan harflerden. Min ila an ala fi rübbe elbabı elkafı müzmünzü. Bunlar harfi cer olmuş oluyor. Kendisinden sonraki harflerin sonunu esre kılıyor. Aynı zamanda cer mahallinde işaret edilmekte, ona işaret zamiri olarak belirtilmektedir. Ve bu da aynı zamanda mahsuf olan bir müptedanın mahsuf haberine taalluk etmektedir. Yani şu şekilde el emru kezalik, iş böyledir. Yine vakattaki vav ise müstenifedir. Ledeyhi zarf olmuş olup aynı zamanda mukadder sılasına müteallıktır. Yine hubren ifadesi şuradaki naib-i mef'ulü mutlaktır ki şu manada akbirna hubren takdirindedir. Fakat ahatna ifadesi ise müstenife olmuş olmaktadır. 93. ayette cümle şart cümlesi ve müstenifedir. Min dunihi macar ve mecrur olmuş olup kavmenden hal olmak üzere ona müteallıktır. La yekâdûne ifadesi kavmenin sıfatıdır. Yine yefkahûne cümlesi ise kâdenin haberi olmuş olmaktadır. 94'te ise fehel nec'al cümlesi bu nidanın cevabına matuftur.
leke car ve mecrur olmuş olup ikinci mef'ule müteallıktır. En tec'ale masdar-ı müevveldir. Aynı zamanda nec'aleye müteallık mecrurdur. Beynena zarf-ı mekan olmuş olup bu da ikinci mef'ule müteallık olmuş olmaktadır. Onunla alakalı, bağlantılı, ilgili. 95'te ise ma mekkennâ'daki ma mevsul ve müptedadır. Haberi ise hayırdır. Mekkenni ifadesi fiil-i mazi ve aynı zamanda fetha üzere mebnidir. Ki bu da mukadderdir. Nasıl oluyor? Uzunca gidiyor. Alen nunil ula birinci nun üzerine. Mena'a min zuhri izgâme nunil fiili fi nunil vikaye. Yani vikaye nunundaki fiil nununa idgam etmek üzere zuhurundan men etmek suretiyle birinci nuna üzerine mukadder olaraktan meful üzerine mebni fiili mazi olmaktadır. Fihi car ve mecru olmuş olup fiile müteallıktır. Rabbi faildir. Fe'inuni cümlesi ise müstenifedir. İc'al cümlesi ise bu da mahalli olmayan mukadder şartın cevabı olmuş olmaktadır. Evet ve diğer ayeti kerime 96'dan itibaren 101'e kadarki ayet-i kerimelerde ise Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zuber el hadid. Hatta izâ sâvâ beyne sadefeyni kâlen fuhû. Yani onlardan yardım istemişti. Cenab-ı Hakk'ın gücüyle artık seddi yapacaktı. Onlardan vergi alacaktı. Ve o seddi yapma olayını burada ayet-i kerime cereyan eden zaman içerisinde aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zuber el hadid. Hatta izâ sâvâ beyne sadefeyni kâlen fuhû. Hatta izâ cealehu nâra kâle atuni ufrîh aleyhi kıtrâ. فَمَسْتَاعُوا اَنْ يَزْهَرُوهُ وَمَسْتَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. Daha önce dediğimiz gibi ayinle başlayan yeni bir, eski bir konunun bitip yeni bir konunun başlandığını ifade etmiş olmaktadır. Evet. 96'da mealen Bismillahirrahmanirrahim bana yeterince demir madeni getirin dedi. Demir madeni. Burada o demir madeniyle ilgili Kur'an'da Züber el-Hadid şeklinde geçen ibare demir parçaları, demir kütleleri diye çevrilmiş ise burada demir madeni şeklinde tercih edilmiş. O şekilde mealde verilmiş. Yani onun için bir kelimenin çok türlü manaları var. Onun için Arapçadaki kelimelerin gelmiş olduğu, onun için sizlere bir kelimenin mesela arz gibi, daha başkası gibi bir kelime kaç tane manaya geliyor onu bilmek lazım ki buradaki kullanılacak mana ona uygun ve uyumlu olmuş olsun. Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin. Bunun üzerine boşaltayım dedi. Yani delinip çıkılmasını engellemek için. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Yani hem yüksek olması cihetiyle hem de o demir ve aynı zamanda orada erimiş bakır da dökülünce ondan dolayı delme imkanları da olmadı. Zülkarneyn bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. İşte. Yani burada onun için Yecüc Mecüc'le münasebet kurulmasındaki sebep o. Ahir zamanda bunların tekrar Zülkarneyn zamanında çıktığı gibi ahir zamanda tekrar çıkacağı ile ifade edilmekte ve yorumlanmaktadır. Açık açık ayet. Rabbimin vaadi yani kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Onun için kıyametin 10 tane büyük alametinden birisi de Yecüc ve Mecüc'tür. O seddin yıkılmasıdır. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. Yıkıldı mı denilirse isterseniz dünyaya bir bakın. Şu anda Lübnan Beyrut'a bakın. İsrail'e bakın. Filistin'e bakın. Amerika'ya bakın. Memleketimizdeki Akdeniz'e bakın. Yani değil mi çevremize aynı şekilde Suriye'ye, Irak'a bakınız. Dünyaya genel olaraktan bakınız. Söylemeye herhalde gerek var mı? Ya Yecüc Mecüc çıktı mı acaba? Dünya bunu açıkça gösteriyor. Yani bizde 50 yıldır devam eden PKK terörüne bakın, Ermenilere bakınız. Yani dünya dediğim gibi artık terör bir sektör haline gelmiş. Devlet çapında artık. Evvelden tabiri caizse adam canını ortaya koyar, dağa çıkar, eşkıya olur.
dağa çıkar eşkıya olur. O eşkıyaya bile baktığın zaman şimdiki teröristlerden onlara göre. Yoksa şeyin farkı olmaz. O eşkıya olarak hiç olmasa hayatını ortaya koyardı. Ama şimdiki bakıyor sektör halinde. Dağda 3-5 eşkıya devlet diyelim ki elemanını gönderir onu yok ederdi. Ama şimdi bir bakıyorsunuz PKK'nın arkasında 20'den fazla devlet var. 20'den fazla devlet PKK'yı maddi manevi destekliyor. Adam Amerika burada Trump 50 bin tane tır silah getiriyor. Yani niye? Terör devleti kurmak için. Devlet kurmak için. Terör devletini kurmak için ve bütçeden milyon dolarlar ayırıyor. Ve devletler arkasında. Ve bunun içerisinde Müslüman devletler dediğim gibi yani BAE, Birleşik Arap Emirliklerinden baktığınız zaman Arabistan'a kadar, Mısır'a kadar terörü desteklediklerini görüyorsunuz. Çünkü yani onunla alakalı terör konusu. Bununla ilgili çok yazı da yazdım. Sitemde de mevcuttur. 99'da Bismillahirrahmanirrahim o gün biz onları bırakırız. Dalga dalga. Birbirlerine karışırlar. Sonra sure üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. Burada da sur üfürülmesi, bu da surda kıyametin o da 10 tane büyük alametlerinden o da birisidir. Evet. Üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. Yüzle 101. O gün cehennemi gözleri zikrime yani Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. Yani ahir zamanda birebir olaraktan Zülkarneyn ve aynı şekilde Yecüc Mecüc olayı bizzat alakadardır. Evet burada da Kadı Beyzavi'de de bunu aynı şekilde Zülkarneyn suya ulaşıncaya kadar temel kazdı. 97. ayette kaya ve erimiş bakırdan temel yaptı. Aralarına odun ve kömür koyarak demir kütlelerinden seddi bina etti. Her iki dağın en yüksek seviyesine kadar yükseltti. Sonra körükler koydu. Bunlarla seddi adeta ateş haline getirdi. Üzerine de erimiş bakırı döktü. Böylece bunlar birbirleri karıştı, kaynaştı. Yalçın sert bir dağın halini aldı. Denildi ki Zülkarneyn bu seddi kayalardan bina etti. Demirden kancalarla bunları birbirine tutturdu. Boşluklarını da erimiş bakırlarla doldurdu. Böyle bir seddi engelin. Yani bu şeyden de bilgi alınabilir. Yani dediğim gibi Türkiye'nin şu anda yapmış olduğu sınır boyundaki setler gibi. Veya dediğim gibi Çin seddi gibi. Burada da bize en azından bir bilgi verilebilir. Odur demiyoruz zaten. Bu bir bilgi sadedinde manasının nasıl olduğunu, nasıl bir kıyas yapma açısından bilgi vermek için ibretlidir, düşündürücüdür. Evet ve ayetleri teker teker tahlil edecek olursak 96. ayet-i kerimede Ez-Zubur ifadesi geçmişti. Bunu Kur'an'a baktığımız zaman 5 şekilde tefsir edildiğini, her biriyle ilgili birkaç ayetin olduğunu görürüz. Zubur geçmiş ümmetlere ait hadisler, haberler, onların kitaplarında yazılı olan işleri, durumları anlamında kullanılır. Zubur mesela Davud Aleyhisselam'a verilen zebur gibi yani. Zubur ilahi kitaplar anlamında kullanılır. Bununla ilgili şu ayetlerde geçtiği gibi. Yine zubur, levh-i mahfuz manasında kullanılır. Zubur kelimesi kütleler, parçalar anlamında kullanılır ki burada geçtiği gibi. Aynı zamanda Mü'minun 53'te de o manada geçmektedir. Yine ez-zubur ifadesi Davud'a verilen kitap anlamında da kullanılmıştır. Nisa 163'te geçtiği gibi. Benzeri İsra suresinde de mevcut olmuş olmaktadır. Zubur kelimesinin gelmiş olduğu manalar. Ve 96'da yine zuburla ilgili burada bilgi olaraktan tefsirlerde açıklama, izah ve bununla ilgili ayet-i kerimeler bir sayfalık not. Evet ve yine seviye ifadesi geçmişti. Mesela seviye diye de kullanıyoruz. Metre, tartı ve ölçekle yapılan geçerli denkliktir. Bu elbise şu elbiseye denktir. Seviye manasında. Bununla ilgili olaraktan tefsirlerden çıkartmış olduğum 4 sayfalık bir not. Onun izahı, açıklaması. Evet. Burada Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurup dağlarla aynı seviyeye getirince seviye ve bu ayet-i kerimelerde de zikredilmiş olmaktadır. Seva, seviye kelimesinin gelmiş olduğu manalar. Evet ve 98. ayete bakacak olursak Zülkarneyn'in yine yanındakilerle konuşması, onlarla bu duvarı seddi yapmasıyla ilgili ve yer olaraktan
tefsirlerde zikredilmiş olan notları da burada özet çıkartaraktan önemli olanları almış oldum. Yoksa hakikaten çok uzun gidiyor. Yani on binlerce sayfa bulabilirsiniz. Çünkü malum 300 binden fazla tefsir yazıldığına göre ona göre hesap edilsin. Bununla ilgili madde madde olaraktan 4 sayfalık bir bilgi verilmiş olmaktadır. Zülkarneyn'in bu seddi yapması ile alakalı ve diğerlerine yardım etmesiyle ilgili söylemiş olduğu sözler sadedinde. Yine 99'da terk ifadesi bir şeyi bilerek ve tercih ederek reddetmektir. Veya zoraki olarak mecbur kalında bırakmak, terk manasında. Onunla ilgili izahlar ve Kur'an'ın diğer ayetlerinde Kehf, Duhan 24 ve 25'te de bununla ilgili ifade, terk ifadesi geçmiş olmaktadır. Yine bu konuda Bediüzzaman Hazretleri Sözler adlı eserinin 32. sözün 562. sayfasında bazı bütün zihayatı öldürecek, yeniden defaten bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir. Cenab-ı Hak burada Zülkarneyn'e hikmetini, kudretini gösterdiği gibi aynı şekilde öldükten sonra tekrar dirilme ile ilgili olarak da burada Kehf 99. ayeti teyiden Nemil 87-88, Yasin 49-53 arası, Sad 15, Zümer 68, Kaf 41-44 arası, Hakka 13-16. Ayetlere bakılabilir. Bu ayet-i kerimenin 99. ayetin izahını orada da bulabiliriz. Burada müşterek olarak, belagat kuralı olaraktan müşterek lafızlara bir örnek verilmiş olmaktadır. Burada Kehf suresinde 101. ayette kalp olarak geçmiştir ki ayn lafzıdır. Yani müşterek ifadeler. Yani kalp herkese ait. Mesela ne gibi? Ayn lafzı göz anlamına, su kaynağı kalp ve nehir anlamlarına gelmektedir. Bu 101. ayette de kalp manası müşterek bir lafza bir örnektir. Belagat kuralı gereği olaraktan. Evet ve 101. ayet-i kerimede semi ifadesi geçmişti. Bu da işitmek manasında. Kur'an'da da iki şekilde tarif edilir, tefsir edilir. Kalple imanı işitmek, kulaklarla işitmek manası. Ki kalple işitmeye de mesela basiretle diyelim ki kafayla gözüme görme gibi, kalple de görme basiret. Kulakla da öyle. Yani bir maddi kulakla işitmek, bir de kalp ile yani imanın kuvvetiyle işitmek manasını ifade etmiş olmaktadır. Evet ve bu ayet-i kerimelerin gramer tahliline bakacak olursak 96'da atuni ifadesi emir fiilidir. Bu aynı zamanda nunun hasfi üzerine memlidir. Vav faildir, nun vikaye içindir. Ya birinci mef'uldür. Zübere ifadesi ikinci mef'uldür. Hatta iptidaiyedir, başlangıç cümlesini ifade etmiş oluyor. Cümle şart ve müstenifedir. Aynı zamanda atuni'nin ikinci mef'uldür. Mukadder olarak ki ve o da katren tarzındadır. Bu da atuni ve ufri arasında münaza yoluyla, niza yoluyla ifade edilmiş olmaktadır. 97'de ise en yazharuhu ifadesi mastar ve mef'ulün bihdir. Lehu car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda nakba'dan hal olmak üzere ona müteallıktır. 98'de ise min rabbi car ve mecrur olmuş olup rahmetenin sıfatına müteallıktır. Cümle şart olmuş olup mekulü kavl üzerine matuf olmaktadır. Ve kâne vâdu ifadesi bu da şart cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 99'da ise yevme izin ifadesindeki yev zarf-ı zaman olmuş olup terekeye müteallıktır. İz ismi zarf olmuş olup bu da hem bir yandan muzafın ilehtir hem cer mahallinde sükun üzere mebnidir. Tenvin de ivaz içindir, bedel içindir. Yemucu cümlesi ise bu da aynı zamanda terekenin ikinci mef'ulüdür. Fissuduri car ve mecrur olmuş olup naibi fail olmaktadır. 100. ayet ise lil kafirine ifadesi aradna'ya müteallıktır. 101'de ise ellezine ifadesi mevsul ve sıfattır. An zikri car ve mecrur olmuş olup gıtaenin sıfatına müteallik olmuş olmaktadır. Evet, bu ayetler içerisinde 83-99 ayetlerde belagat kuralları, edebiyat kuralları burada kelime ve cümle olaraktan zikredilmiş olmaktadır. Yine 100 ile 106. arasında belagat kuralları, bir de genel olaraktan 83 ile 110. ayet-i kerimelerde bir kelime, mesela doğu ile batı kelimesi, burada ne vardır? Tıbak sanatı vardır. Bununla ilgili belagat ve edebiyat kuralları, mecaz olsun, beyan olsun, icaz ve icaz olsun ifade etmektedir. Maani, farklı manaları ifade etmektedir.
Onunla ilgili edebiyat kuralları burada nazara verilmektedir. Bu da bilgilerinize arz edilir. Ve tabii ki çok tefsirler de var. Keşful Hakaik'te de bu manada genişçe bilgileri orada da bulabilirsiniz. Ayet-i Kerime hem kısa manası tefsir meal olaraktan hem de geniş tefsir şeklinde burada da izahatlar mevcuttur. Buradan da geniş zaman içerisinde de bakılabilir. Buradan okunaraktan bilgi alınabilir. 97 ve 98 ve 101. ayetler arasındaki bilgiye buradan da ulaşılabilir. En doğruyu bilen elbette ki Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.